Bitülin, düz ve az eğimli çatıların, terasların, ıslak hacim döşemelerinin, temel, bodrum, havuz gibi yeraltı bölümlerinin, katlı otopark, karayolu köprüsü gibi özel mühendislik yapıları için geliştirilmiş modifiye bitüm esaslı, cam tülü ya da polyester donatılı su yalıtım membranıdır. Bitülin membranları, Ondil'in Avrasya'nın modern tesislerinde, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de geçerli olan TSN 13707 ve TSN 13969 standartlarında üretilmekte olup, TS 11758-2 standartlarında belirtilen uygulama esaslarıyla da tam uyumludur. Bitülin, Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu olan CE uygunluk işaretine sahiptir. Şimdi önce binaların teraslarında, sonra binaların temellerinde bitülinle doğru uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini birlikte izleyeceğiz. Teras çatı uygulamalarında bitülin uygulanacak yüzeylerin düzgün, pürüzsüz olmasına ve yalıtımı delecek girinti ve çıkıntıların olmamasına dikkat edilmelidir. Öncelikle zeminin, inşaat atıkları, toz ve benzeri bitülinin yapışmasını engelleyecek malzemelerden temizlenmiş olması gerekmektedir. Düşey ve yatay yüzeylerin birleşimlerinde bitülinlerin daha yumuşak dönüş yapmalarını sağlamak için 45 derece eğimli 8x8 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır. Son olarak eğim betonunun yağmur giderleri yönünde olduğu da tespit edildikten sonra uygulamaya başlanabilir. İlk olarak tüm zemin ve kaplanacak olan parapet duvarlarına bitülin astar sürülmelidir. Firmamızın üretimi olan bitülin astar, 1'e 4 oranında suyla karıştırıldıktan sonra bir fırça aracılığıyla kolaylıkla uygulanabilir. Astar tamamen kuruduktan sonra önce yağmur giderlerini ortalayacak şekilde en az 50x50 cm ebatlarında membran parçası yapıştırılır. Köşeler için uygun boyutta kesilen bir bitülin parçası alt kısmının ortasından 10 cm kesilerek hazırlanır. Kesilen kısmın her iki yanında kalan parçalar üst üste getirilerek bir iç köşe oluşturulur ve bu parça köşeye yapıştırılır. Ek yeri ısıtılarak malayla sıvanır. Düşey yağmur gideri, altı eritilen bir membran parçasından elde edilen bitümle sıvandıktan sonra yerine yapıştırılır. İstenirse köşe yalıtımı, köşe parçası hiç kesilmeden de yapılabilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra membran uygulamasına başlanabilir. Uygulama iki kat olacağından malzemelerin şaşırtmalı olarak üst üste bindirilmesi gerekecektir. Bu göz önünde bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Bitülinler şalı alevi aracılığıyla ısıtılarak yavaş yavaş zemine yapıştırılmalıdır. Her yeni sıra bitülin bir önceki bitülinin üzerine 10 cm bindirme yapılarak uygulanmalıdır. Boyuna bindirmeler siyah bitülinlerde 10 cm, mineral kaplı bitülinlerde ise 15 cm yapılmalıdır. Mineralli bitülinlerin boyuna bindirmelerinde ek yerleri önce tel fırçayla temizlenir. Kalan minerallerin ısıtılarak malayla bitüm içerisine gömülmesi sağlandıktan sonra ek yeri yapıştırması yapılabilir. Kolay ve emniyetli uygulama için uygulamayı yapan usta bitülinin arkasında durarak şalı alevi aracılığıyla ısıtmalı ve bitülin rulosunu ayağıyla yavaşça iterek erittiği kısımların yapışmasını sağlamalıdır. Daha sonra ek yerleri şalı ile ısıtılarak eritilen bitüm malayla sıvanmalıdır. Uygulama yönüne paralel parapet duvarlarında bitülin duvar dibinde bitirilmeli ve paralel duvar uygun boyda kesilmiş bitülinlerle düşey olarak kaplanmalıdır. Bitülinin ilk katının kaplanmasının ardından ikinci katın uygulamasına geçilecektir.
İkinci kat uygulaması tercih edilen renkteki mineralli butilin ya da butilin alüminyumla yapılabilir. İkinci kat butilinler, birinci kat butilinlerin boyuna ve enine ek yerlerini ortalayacak şekilde uygulanmalıdır. Tüm zemin kaplandıktan sonra düşey yağmur giderinin olduğu bölüm kesilerek açılır. Giderin tıkanmaması için gider deliği içerisine yaprak tutucu yerleştirilir. Görüldüğü gibi butilin sistemi mükemmel detay yapısıyla binalarınızı yağmur sularına karşı koruyarak her teras çatı tipine uygun ve uygulaması kolay çözümler sunmaktadır. Temelin tamamen yalıtılması esasına dayanan bohçalama adını verdiğimiz temel uygulamalarında öncelikle temel yüksekliğinde bir çevre duvarı yapılmalıdır. Zemin ve duvar yüzeyi hazırlıkları aynen teras uygulamalarında olduğu gibidir. Düşey ve yatay yüzeylerin birleşimlerinde bitülünlerin daha yumuşak dönüş yapmalarını sağlamak için 45 derece eğimli 8x8 cm genişlikte pahlar yapılmalıdır. Zemin temizlenip bitülin astar uygulamasının ardından membran uygulamasına başlanabilir. Uygulama iki kat olacağından malzemelerin şaşırtmalı olarak üst üste bindirilmesi gerekecektir. Bu göz önünde bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Bitülinler şalımo alevi aracılığıyla ısıtılarak yavaş yavaş zemine yapıştırılmalıdır. Daha sonra ek yerleri şalımo ile ısıtılarak eritilen bitüm malayla sıvanmalıdır. Çevre duvarlarında kullanılan bitülin toprak kotunun en az 20 cm üzerine kadar devam ettirilmeli ve temel etrafında mutlaka bir drenaj sistemi yapılmalıdır. Bitülinin ilk katının kaplanmasının ardından son katın uygulamasına geçilecektir. Son kat bitülinler, ilk kat bitülinlerin boyuna ve enine ek yerlerini ortalayacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulamaların ardından dökülecek olan temel betonlarının bitülüne zarar vermesini önlemek için temel duvarlarına polistiren köpük, zemine geotekstil keçe kullanılmalıdır. Temel duvarının üzerinde kalan membranlarsa daha sonradan kırılmak üzere sıva ile kaplanmalıdır. Temel ve perde betonlarının dökülmesinin ardından izolasyona devam edilebilir. Duvar üzerindeki sıvalar kırılarak kaldırılır. Membranların üzerine tekrar membran uygulanacağından bir fırçayla tüm artıklar iyice temizlenmelidir. Temel duvarı yüzeylerine bitülin uygulamasına geçmeden önce bitülin astar uygulaması yapılmalıdır. Bitülin astar tamamen kuruduktan sonra bitülin uygulamasına geçilebilir. Bitülinler kolay uygulanabilecek bir boy hizasından başlanarak yukarıdan aşağı doğru kaplanacaktır. Kaplama bindirmeli olarak ve iki kat yapılmalıdır. Bindirmeli olarak yapılan bitülinlerin bini yerleri şalım aleviyle ısıtılarak malayla sıvanmalıdır. Bitülin temel dibine gelindiğinde pah üzerine tamamen yapıştırılarak daha önceden kaplanan bitülin malzemesinin üzerine gelecek şekilde kaplanmalıdır. Toprak altında yapılan su yalıtımları yapı çukurunun doldurulması sırasında gelebilecek çarpmalara karşı mutlaka korumalı ve yalıtımın delinmesinin önlenmesi için fondalin uygulaması yapılmalıdır. Fondalinin siyah tarafı duvara, kahverengi tarafı toprağa bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Rulolar yapı derinliğine bağlı olarak yatay veya düşey olarak uygulanabilir. Fondalin istenilen ölçülere getirildikten sonra üzerine birer metre aralıklarla izolasyon pimleri takılmalıdır. Pimler fondalinin siyah yüzeyinden takılıp koruma bantları çıkarıldıktan sonra bitülin üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılmalıdır. Görüldüğü gibi bitülinle yapılan ve fondalinle korunan mükemmel temel yalıtımı yapılarınızı zemin sularına ve yağmur sularına karşı korur. Betonarme demirlerinizin korozyona uğramasını engelleyerek binanızın statik güvenliğini sağlar. Bitülin, mükemmel su yalıtımları için en ideal malzemedir.